Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ve eserlerimizin iadelerini sağlayabilmek için yurt dışında bulunan devlet ve özel müzelerin koleksiyonları, galerilerin satışları, müzayede evlerinin katalogları yakından takip edilmekte. Uygun görülenler, Anadolu kökenli olduğu düşünülen eserler için iade taleplerimiz hazırlanmakta. Bu iade taleplerimiz için akademisyenlerden ve müze uzmanlarımızdan kapsamlı raporlar, hazırlanan raporlar ve arşiv belgeleri, delil niteliğinde sayılabilecek arşiv belgeleri ki bunları temin edebilmek için çoğu zaman çok kısıtlı sürelerde binlerce dokümanın taranması gerekmekte. Ve varsa kriminolojik veriler eklenerek dosyalar hazırlanmakta ve Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla ilgili ülkelere iade taleplerimiz iletilmekte. Bu süreçlerde tabii ikili anlaşmalar, ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar büyük rol oynamakta. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve eserlerin köken ülkelere iadelerinin sağlanması için ikili anlaşmamız bulunan ülke sayısı 12'ye yükseldi. Bu sene içinde imzalanan son 3 anlaşmayla birlikte Sırbistan, Ekvator ve İsviçre ile son olarak 15 Kasım'da imzalanan anlaşmamızla birlikte sayımız 12'ye yükseldi. İade taleplerimizde ilgili ülkelerin de çok şeffaf ve olumlu bir şekilde çalışmalarımıza destek olması çok önemli. Uluslararası kültür varlığı kaçakçılığını önlemek için bu konuda kültür varlığının ticaretinin yapılabildiği ülkelerin Türkiye gibi köken ülkelerle son derece şeffaf ve işbirliği halinde çalışması gerekiyor. Bu anlamda bu sürece olumlu katkıda bulunan ülkeler var. Örneğin son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin savcılık bürolarıyla geliştirilen işbirlikleri bu sürece çok olumlu katkılar vermekte. Biz bu tür yaklaşımları diğer pazar ülkelerden, kültür varlığı ticareti konusunda pazar oluşturan ülkelerden de bekliyoruz. Son 20 yılda 9042 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Bunlardan 1120 adeti 2022 yılında getirilen eserler. Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı öncelikle bir şube müdürlüğüydü sizin söylediğiniz gibi. Yapılan çalışmalar neticesinde bu şubenin bir daire başkanlığı seviyesine çıkarılması Sayın Bakanımız tarafından uygun görüldü. Bu kapsamda 9 Mart 2020 tarihinde daire başkanlığı olarak kurulduk. Daire başkanlığımızda 3 tane şube müdürlüğü var. Yurt içi kaçakçılıkla mücadele dairesi, yurt içi kaçakçılıkla mücadele şubesi ve eğitim ve farkındalık şubesi olarak. Bu çalışmalar kapsamında her birim kendi görev alanı içerisinde daha organize, daha teknik çalışmalar yapma imkanı buldu. Yurt içerisinde emniyet birimleri ve jandarma birimlerinin yapmış olduğu çok başarılı operasyonlar var. Bu operasyonlar kapsamında son 3 yıl içerisinde yani 2020, 2021 ve 2022 yılında yaklaşık 890 binin üstünde kültür varlığı ve obje kolluk birimlerimizce ele geçirildi. Bu operasyonlara bazılarına bakanlığımız da teknik destek verdi. Ve bu yaklaşık 890 bin eser yurt dışına kaçırılmadan müzelerimizde muhafaza altına alındı. Müze uzmanlarımızca raporlandı. Çalışmalar devam etmekte bu konuda.